Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Inkscape'de cetvel düğmesini nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. M tuşuna basarsanız cetvel düğmesi aktif oluyor ve hemen böyle bir işaret çıkıyor zaten. Herhangi bir objenin üzerine gittiğiniz zaman o objenin genişliğini, yüksekliğini, X ve Y ölçüsü gibi bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Bir objeden diğerine olan alanı böyle ölçmek istediğinizde şöyle bir e, ölçüm almanızı sağlıyor ve bu alttaki mavi çizgi iki obje arasındaki ölçüyü gösteriyor. 702.87 piksel şu iki obje arasındaki uzaklık. 25.22 derece ise şu açı oluyor. Burada yazı tipi boyutu var düğmemizin üst kısmında. Bu yazı tipi boyutuyla şu ölçülerin e, büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. İster küçültürsünüz isterseniz de büyütebiliyorsunuz hassasiyet bölümünde bu e, ölçülerin hassasiyetini belirliyorsunuz. arttırdıkça daha hassas bir ölçüm almanızı sağlıyor. ölçek bölümü %100 ya da %50 hangi ölçek yüzde de istiyorsanız ona ayarlıyorsunuz. birimler bölümü istediğiniz herhangi bir e, ölçü birimiyle ölçü yapmanızı sağlıyor. bu birinci düğmemiz yalnızca seçileni ölç. bunu seçtiğiniz zaman yalnızca seçileni ölçüyor iki nokta arasında ölçüyor yani. Şöyle yaparsak yalnızca seçileni ölçüyor. Bu düğmemiz ise bu ilk ve sonu say dediğinde ilk ve sonu ölçeği veriyor ayrıca böyle bakın. İlk ve son obje arasındaki ölçü şu ölçü oluyor. Bu düğmemiz ise objeler arasındaki ölçüleri belirliyor. Yani şurada kare ile dairenin arasındaki alan olan bu ölçü bir de daire ile yıldız arasındaki olan şu ölçüyü görmemizi sağlıyor. Gizli kesişimleri göster. Bu eğer objeler arasında gizli kesişim varsa onu gösteriyor. Bu düğme ise katmanları ölç. Tüm katmanları ölç. Tek bir katmanda değil birden fazla katmanda çalışıyorsanız birden fazla katmanda ölçü almanızı sağlıyor. Eğer bunun aktifliğini kaldırırsanız da tek bir katmanda ölçü almanızı sağlar. Bu ters ölçü. Bunu işaretlediğinizde ters bir ölçü almanızı sağlıyor. Bu da fantom ölçü. Fantom ölçü herhangi aldığınız bir ölçünün uzunluğuna göre bir başka ölçüyü almanızı sağlıyor. Bu düğme ise kılavuzlara göre ölçü almanızı sağlıyor. Herhangi bir kılavuza göre ölçü almanızı sağlıyor. Bu düğmemiz ise öğelere dönüştür. Aldığınız herhangi bir ölçüyü öğelere dönüştürüyor. Yani şu son aldığım bu ölçüyü şöyle öğelere dönüştürdü. Herhangi bir yerde ben bunu bu şekilde kullanabilirim artık. Bu ölçü boyu işaretli bunu seçtiğinizde bu ölçünün yerinde böyle bir boy ölçüsü alıyor. Yani şuradan şu noktadan şu noktaya olan ölçüyü alıyor. Burada metni ters ölçünün şekline göre metinde bazen böyle ters çıkabiliyor. Offset bölümü ise boyut offsetini işaretle diye açıklama koyulmuş. Ben bu bölümü kullanmadığım için pek bilmiyorum ama herhalde offset bölümünü offset boyutunu ölçmek için kullanılıyor diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.